Dış Politika'da haftanın panoraması başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri, ben Gökün Göçmen. Dış Politika'da panorama programına hoş geldiniz. İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın konsolosluğunu vurması, devrim muhafızlarından komutanları öldürmesinin misillemesi 13 Nisan'da geldi. 13 Nisan'da İran topraklarından ilk kez İsrail'i 300'den fazla SİHA ve füzelerle hedef aldı. İsrail'in ne yanıt vereceği merakla bekleniyordu. İsrail'in yanıtı 3 küçük İHA'lı saldırı oldu İsfahan kentine. Sıcak gelişme. Bu sıcak gelişmeyi gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le değerlendireceğiz. Sayın Güller, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bugün konuşmak istediğim mesele aslında İran-İsrail geriliminden yola çıkarak bu bölgede ve küresel düzlemde güvenliği nasıl inşa edileceği. Ama sıcak bir gelişme olduğu için isterseniz İsrail'in 4 pervaneli İHA deniyor. Herhalde çok da gelişkin bir model değil. İsfahan'daki bir tesise saldırma girişimi diyebiliriz. Bertaraf edildi. Nasıl değerlendirirsiniz bu misillemeyi? Evet. Aslında hani sıcak bir gelişme olmasa da konuşmamız gereken bir konu şundan, yani bir küresel güvenlik, bir çözüm, bir barış paketini en iyi anlatabilmenin yolu ortada hangi sorunlar var ki ona ne çözüm bulunacağı iyi anlatabilmek ihtiyacını doğursun. Dolayısıyla bizim önce bir sorunu da konuşmamız gerekiyor ki burada sıcak bir konu olarak karşılıklı misillemeler var. Senin de işaret ettiğin gibi 4 pervaneli 3 İHA'nın saldırısı oldu İsfahan'a. Bunların bir iddiaya göre yere inmeden düşürüldüğü bilgisi var. İran kaynakları böyle açıklıyorlar. Doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz ama bir önemi yok. Netice itibariyle olan şu: İsrail bir saldırı yapmıştı. Diplomatik temsilciliğe, yani doğrudan İran toprakları sayılabilecek bir adrese saldırı yapmıştı. Bunun yanıtsız kalmasının mümkün olmadığını İran göstermiş oldu. O da öyle bir saldırı yanıtı seçti ki iki taraftan bir denklemin içinde. Şöyle ki, denklemin bir tarafında Netanyahu'nun eline koz vermeyecek ölçekte, Netanyahu'nun Amerika'yı bölgeye getirtip İran'la savaştırmak istediği oranda bir kışkırtmaya girmeyecek, o tuzağa düşmeyecek şekilde bir ölçü bir tarafta belirledi ama diğer taraftan da öyle bir ölçü belirledi ki ilk kez İsrail topraklarını vurarak ve eski sistem silahlarıyla 1700 kilometre mesafeyi aşıp İsrail topraklarına ulaşacağını göstererek bir saldırı yapmış oldu. Dolayısıyla böyle bir ölçek belirlemiş oldu. Şimdi bu ölçek karşısında İsrail ne yapacaktı? Yani ya Netanyahu savaşı kışkırtmak için atak yapmaya devam edecek. Çünkü İran yanıt olursa, ciddi bir yanıt olursa çok daha sert bir yanıt vereceğim demişti. Bu durumda İsrail sert bir yanıt seçerse bölgesel savaş riskinin daha da artacağı bir durum olacaktı. Ama bunun Amerika tarafından da istenmediği bir durum var. Amerika bir yandan Asya Pasifik'te bir takım hamleler yaparken, bir yandan Ukrayna cephesinde iyice sıkışmışken ve Gazze konusunda da bütün dünya Amerika-İsrail ikilisine karşı cephe almaya başlamışken böylesi bir seçeneği zaten seçme şansı yoktu. O nedenle anlaşılan o ki iki gecedir yapılan görüşmeler Amerika ve İsrail heyetleri arasında, ki dün son görüşme Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la İsrailli muhatapları arasında oldu ve orada varılan uzlaşmayla küçük bir yanıt verilmesinde uzlaşmış görünüyorlar ki 3 İHA saldırısı, İsfahan'a saldırı bunun göstergesi. Buradan herhalde tabii tetiklemeyecektir İran'ın büyük yanıtını. İhtimalle İran'dan da adı verilmemiş bir İranlı yetkili bir açıklama yaptı uluslararası ajanslara ve şu anda derhal misilleme planımız yok dedi. Bu, hani ölçeğiniz istenilen oranda kafi görüldü, bunu tetiklemeye ihtiyaç yok anlamına geliyor. Burada tabii önemli olan Netanyahu kabinesindeki o sağcı, dinci Klein, Netanyahu'yu ne kadar sıkıştıracağı, onların sıkıştırması üzerine de Netanyahu'nun ne kadar topa gireceği. Şimdi tabii
Şöyle bir değerlendirme yapmak gerekiyor bu durumda. Bir, İsrail İran'a saldırdı. İki, İran yanıtını verdi. Şimdi İsrail yanıta yanıt diye küçük bir yanıt seçmiş oldu. Niye zayıf olduğunu önce saptamamız lazım. Bana kalırsa İran'ın yanıtına zayıf bir yanıt vermiş olması İsrail'in, İsrail'in sert bir yanıt olursa çok daha sert bir yanıt vereceğim şeklindeki tehdidinin, caydırıcılığının anlaşıldığını gösteriyor. Çünkü İsrail hakikaten de yeni silahlarını kullanmadan İran'ın kendi topraklarına ulaşabildiğini ve kendi o çok Iron Dome dedikleri, işte demir kubbe dedikleri savunma sisteminin eğer Amerika, eğer İngiltere, eğer Fransa çeşitli üslerden yardıma ulaşmasa bunu engelleyemeyeceğini görmüş oldu. Bir de Sayın Güller, aslında zayıf, atılan o kadar füzenin ardında İran'ın tek bir hedefi vardı. O sembolik hava üssüne ulaşmak. İstediyen oraya ulaşabileceğini göstermiş oldu. Geri kalanlar artık biraz daha evet. Bu çok basite alınıyor, hani füzeler bir yaralı var deyip. Mesele orada insan öldürmek değil zaten. Öyle bir hedef seçilmediği ortada. Bunu Amerikalı teknik düzeydeki askeri evet. yetkililerin basına yansıyan açıklamalarından da öğreniyoruz. 9 füze hedefini buldu. O hedeflerden 3'ü zaten doğrudan askeri üslerdi, havaalanlarıydı. Dolayısıyla İran'ın yaptığının başarılı olduğunu söylüyorlar. Bir, zaten önden eski model dronları gönderiyor. O dronların arkasından balistik füzeleri yolluyor. Ama o balistik füzeleri de yine eski modeller seçmiş, ağır gidenler. Çünkü dronlardan önce gitmemesi lazım. Demir kubbe dronlarla oyalanırken o füzeler de istedikleri yerlere düşmüş oluyor. Teknik bakımdan oldukça başarılı olduğu askeri yetkililerce söyleniyor. Tabii bizim uzmanlık alanımız değil. Ama netice itibariyle mesajın alındığı ve İran'ın yanıtının önemi anlaşılmış ki İsrail bu kadar zayıf, bu kadar alt seviyede bir yanıt seçmek zorunda kalmış. Bunu ancak bugünlük bu kadar yorumlayabiliriz eldeki verilerle. Bu saatten sonra nereye giderin cevabını ayrıca bakacağız. Tamam. Şöyle deyim yerindeyse çok kullanılır bizim medyada, tartışma programlarında, büyük resme odaklanalım diye. Çin'in küresel güvenlik inisiyatifini ilan etmesinin yıl dönümü yaklaşıyor. 22 Nisan'da ilan etmişti. Bu inisiyatif aslında İran ve Suudi Arabistan'ı barıştırmıştı. Şimdi tekrar Çinli yetkililer bu inisiyatifin ne derece mühim olduğunun altını çiziyor. Acaba yine Orta Doğu'daki ihtilaflara çözüm bulmak için bu şablonu, bu güvenlik mimarisini kullanabilir miyiz? Buradan devam edelim. Şimdi şöyle, demin de söylediğim girişte, yani ortada sorunlar var, küresel ölçekte sorunlar bunlar. Bir tanesi çok ciddi bir şekilde Ukrayna'daki savaş. Bir diğer tarafta da Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım var. Şimdi bu iki savaş ortamına Çin'in yaptığı barış modellemeleri bu küresel güvenlik inisiyatifinin ilkeleri doğrultusunda belirlenmiş modeller. Nedir bunlar derseniz, şimdi bakalım hemen yine kendi kitabımdan, Kuşak ve Yol kitabıma şöyle küresel tavsiye güvenlik edelim. Biraz daha aşağı indirirseniz takipçilerimiz de görsün bir kez daha. Şöyle yapalım o zaman. Evet. Kuşak ve Yol Büyük Avrasya Ortaklığı diye. Şimdi bu kitabımızın 26. sayfasında Çin'in küresel güvenlik inisiyatifinin ne olduğunu maddelerle şöyle özetlemişim. İzleyicilerle paylaşalım. 1. Güvenlik işbirliği içinde ortak savunulmalı. 2. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. İç işlerine müdahaleler son bulmalı ve ülkelerin toplumsal sistem tercihine saygı gösterilmeli. 3. Güvenliğin bölünmezliği prensibi esas alınmalı. Kendi güvenliğini başkalarının güvensizliği üzerine inşa etmeme yaklaşımı temel prensip olmalı. 4. Krizlere barışçı çözümü aranmalı ve tek taraflı yaptırımlar kaldırılmalı. 5. Terör ve iklim gibi küresel sorunlar birlikte göğüslenmeli. Evet, bunlar, şimdi bu 5 temel prensip Çin'in ortaya attığı küresel güvenlik inisiyatifinin temel prensipleri. Bu prensipler üzerinden dünyada bir barış inşa edilebileceğini Çin ortaya koydu, savundu ve bunun ilk meyvesini de senin de hatırlattığın gibi Orta Doğu'da çok önemli iki aktör olan Suudi Arabistan ile İran'ın
barıştırılması oldu. Hatırlarsan o dönemde de yine yayınlar yapmıştık. Dünyada, özellikle Batı dünyasında bir şok etkisi yaratmıştı bu. Birden Beijing'de Çinli yetkilinin sağında ve solunda Suriyeli ve Suudi Arabistanlı ve İranlı yetkililer barışmışlardı ve hakikaten hiç beklenilmedik bir şeydi. Bu tabii şöyle sembolik bir anlamı da var. Dünyada bir büyük güç olmanın, etkili güç olmanın faktörü, temel faktörü savaş çıkarmak değil. Savaş herkes çıkarır. Barış yapabilen kuvvet esas önemli kuvvettir. Barış masasını kurabilen, tarafları oturtabilen, tarafları uzlaştırabilen, tarafların çıkarlarını gözeterek en optimum noktada onları yan yana getirebilen kuvvet esas kuvvettir. Şimdi uzunca bir süredir dikkat ederseniz Amerika savaşlar çıkarabilen, savaşları kışkırtabilen ama barış masası kuramayan bir ülke konumunda. Bu noktada Amerika'nın bunu yapamadığı bir ortamda dünyanın ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Çin'in etkili bir aktör olarak kendi temel prensiplerini dünyanın birlikte uygulayacağı bir prensipler manzumesi olarak sergilemesi ve bunu sahaya yansıtması oldukça önemliydi. Biz bunu Çin barışı diye formüle edip kendi bölgemizde iki temel aktörün barıştırılmasında çok olumlu olarak gördük. Şimdi bunun devamı var. Bunun devamını biz iki yönlü yaşıyoruz. Çin yine küresel güvenlik inisiyatifinin temel prensiplerine dayanarak hem Ukrayna için bir çözüm modeli önerdi hem de Filistin için bir çözüm modeli önerdi. Hatta bu modelleri yeni bir sıcak gelişme olarak Almanya Başbakanı Scholz'un Çin ziyareti vardı. Orada da yine Ukrayna barışı gündeme getirildi. Çünkü öyle ya da böyle her ne kadar Alman hükümeti Amerika'nın istediklerini şu anda Ukrayna cephesinde yapıyor olsa da Alman sanayisi açısından en istenmeyen durumlar yaşanıyor Ukrayna'da ve bir barış ortamının oluşması Alman sermaye sınıfının da büyük ihtiyacı. Bu noktada Çin'in Almanya ile birlikte yeniden bu Ukrayna barışı konusunda bu temel prensipleri ortaya koymuş olması anlamlıydı. Yine yakın zamanda Çinli yetkililerin Gazze konusundaki önerileri vardı. En son bunu Xi Jinping yine 4 ilke üzerinden ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla ortada şöyle bir durum var. Dünyada iki temel model bugün çarpışıyor fiilen. Nedir o modeller? Bir model var, Atlantik modeli, Amerikan modeli, bir hegemonik model. Bu hegemonik model güvenlik anlayışını kendi çıkarlarını pekiştirmek üzere, kendi çıkarlarını savunmak üzere uygulamaya çalışıyor. Bir de bunun karşısında Çin'in kendi küresel güvenlik inisiyatifi diye sunduğu ama aslında kendisine ait olmayan toplam bir küresel güney dünyasına ait olan barış prensipleri var. Onlar da temel yaklaşım olarak bütün küresel güneyin ve dolayısıyla aslında çatışmaları önleme noktasında bütün dünyanın güvenliğini esas alan bir yaklaşım sunuyor. Şimdi bu iki model nasıl birbirleriyle peki karşı karşıya? Bunu şöyle tarif etmemiz gerekiyor. Nasıl yaklaşımlarını daha doğrusu anlayabilmek için. Amerika'nın güvenlik prensibi dediğimiz, güvenlik anlayışı dediğimiz, hegemonik güvenlik anlayışı uluslararası ilişkilerin de Batı dünyasının çok modası olan o sıfır toplamlı oyuna dayanıyor. Nedir sıfır toplamlı oyun? Bir tarafın kazancı, bir tarafın kaybı. Yani bir eşitlik durumu yok. Bir taraf kaybettikçe bir tarafın kazanacağı ya da bir taraf kazanırsa diğer tarafın kaybedeceği bir prensip bu. Bir oyun, bir yaklaşım. Şimdi hegemonik güvenlik buna dayanıyor. Oysa Çin'in ortaya attığı küresel güvenlik inisiyatifi kazan kazan prensibine dayanıyor. Yani her iki tarafın da kazancını esas alan bir anlayış. Sıfır toplamlı oyundaki gibi bir tarafın kaybetmesi değil, iki tarafın kazancını esas alıyor. Şimdi ikincisi çok temel bir yine yaklaşım farkıdır bu. Amerika'nın hegemonik güvenlik anlayışı bölünebilir güvenliği esas alıyor. Yani Amerika bölerek bir güvenlik oluşturmaya çalışıyor. İttifaklar üzerinden. Çin'in, geleceğim ona, ittifaklara. Önce prensibi anlayalım. Çin'in ortaya attığı küresel güvenlik inisiyatifi ise bölünmez güvenlik anlayışını ortaya atıyor. Şimdi nedir bu? Aradaki fark nedir? Bir, kendi güvenliğini
başkalarının güvensizliği üzerine inşa edersen bu bölünebilir güvenlik demektir. Amerika'nın yaptığı bu. Ne yapıyor Amerika? Diyor ki işte ben Batı Avrupa'nın güvenliğini alacağım. Bunun yolu da NATO'yu iyice genişletmektir. Dolayısıyla Rusya'nın iyice gerilere püskürtülmesidir. Yani Rusya'nın güvensizliği üzerine bir Batı Avrupa güvenliği inşa etmeye çalışıyor. Oysa Çin'in savunduğu küresel güvenlik inisiyatifindeki bölünmez güvenlik yaklaşımı ise aslında bir Avrupa güvenlik mimarisinin bir bütün olduğu, bunun Avrupalı ortakları gibi Doğu Avrupa ve Rusya'yı da kapsayan genel ortaklarının tamamının güvenliğini esas alan bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Bu da ikinci temel farktı. Şimdi hegemonik güvenlik anlayışıyla, yani Amerika'nın güvenlik anlayışıyla Çin'in temsil ettiği küresel güvenlik inisiyatifi arasındaki üçüncü temel fark ise şudur. Hegemonik güvenlik tıpkı Soğuk Savaş'ta olduğu gibi yine paktlarla, yine askeri ittifaklarla uygulanıyor. Dolayısıyla bu nedenle de kimi yorumcularca yeni durum işte Soğuk Savaş 2.0 diye yorumlanabiliyor. Ya da işte doğudan batıya yönelik tepkilerde yeni bir Soğuk Savaş yapmayın, icat etmeyin uyarıları gelmiş oluyor. Oysa küresel ortak güvenlik dediğimiz Çin'in inisiyatifindeki bu sistemde ise paktlar yok, askeri ittifaklar yok. Ne var peki? İşbirlikleri var, ortaklıklar var. Bunlar üzerinden de her türlü ikili ortaklığın, her türlü ikili işbirliğinin üçüncü tarafları hedef almadığı türden ortaklıklar ve işbirlikleri bunlar. Dolayısıyla iki temel model olarak bunlar karşı karşıya gelmiş görünüyor. Şimdi gelelim şuna. Yani bu modellerin biz uygulamasını sahada görüyoruz. İşte Amerika'nın hegemonik güvenlik uygulamaları nedir derseniz, ta Yugoslavya'yı parçalamasından tutun da işte Irak'ı, Afganistan'ı işgal etmesine, bugün Libya'da ve Suriye'de hala bir mücadele yürütmesine, Ukrayna savaşını kışkırtmış olmasına tutun da Gazze'de soykırım yapan İsrail'i desteklemesine kadar bir sürü uygulaması var. Bunlar açık savaşlar. Bir de kapalılar var. İşte bunlardan birini yeni zamanda Gürcistan'da zorluyorlar. Bir ikinci cephe açmak için bir turuncu darbe girişimleri var. Suikastleri var. İşte Kasım Süleymani İran'ın resmi yetkilisini öldürdüler açık açık. Darbe girişimleri var ki biz de yaşadık, işte 15 Temmuz darbe girişiminde de Amerika'nın etkileri var. Dolayısıyla bu hegemonik güvenlik anlayışı böyle sürüyor. Savaşlarla, işgallerle, suikastlerle, darbelerle ilerliyor. Küresel güvenlik anlayışı ise İşte en başta konuştuğumuz bir sürpriz olarak dünyanın önüne gelmiş olan barışmaz denilen iki ülkenin yetkililerinin İran ve Suudi Arabistan'ın el ele kol kola bir barışa yürümeleri gibi örnekler var. Şimdi bu örneklerin hem Ukrayna cephesinde hem de Filistin cephesinde yürütülebilmesi, bu küresel güvenlik inisiyatifinin BM düzleminde daha çok küresel güney ülkesi tarafından desteklenerek temel bir yaklaşım olarak yeni bir düzen inşa olurken onun temel prensipleri olarak kabul edilmesi savaş tehlikesi yaşayan dünya açısından da çok kritik önemde. Sayın Güler, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Değerli CGTN Türk takipçileri, dış politikada panoramanın bu haftalık sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Dış politikada haftanın panoraması sona erdi.